Yine bir talibim var. Vallahi kısmeti açıldı Dilek'ten ayrıldıktan sonra. Gel alayım seni böyle. Sürpriz. İsim? Sürprizmiş. Sürpriz olduğu için isim yok. Sürpriz talibi geliyor İbrahim'in. Hoş geldiniz. Şemsiyelisi geldi. Geçenlerde kime gelmiş öyle yüzünü gizliyor. İsmini de vermek istememiş. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Neden gizliyorsunuz kendinizi? Güzelliğimden. Ha, güzelliğinizden. Gözümüz kamaşmasın diye. Evet. Maşallah, pek de hanım hanımcı. Ha. İsminiz ne Kibar Hanım? Kibar Hanım. Duyamadım. İsminiz nedir? Güldane. Güldane mi? Kızıl saçlı görebildiğim kadarıyla. Saçını görüyorum, başka bir şeysini göremiyorum, yüzünü falan. Kızıl mı? Kızıl. Biraz kızıl, biraz mavi. Biraz hey. Kızıl, biraz mavi. Gökkuşağı gibi ya. Nereden geliyorsun? Güldane. Güldane? Evet. Şemsiye'den duyamıyorsun sen beni herhalde. Evet, biraz duyamıyorum da. Nereden geliyorsun tatlım? Antalya'dan geliyorum. Antalya'dan. Oh, ne güzel. Sor sorularını İbrahim. Kaç yaşındasınız Güldane Hanım? 54. Kaç? 32. Ya gerçekten kaç yaşınız? 25. 25. 25. 54, 25. 32, 25. 25. En son ne olur? Akşam. 22.30. Ayağımız ayırsın. Sen şunu 26 yap. Kaç yaşındasınız gerçekten? 25 dedim Zuhal Hanım. Tamam, 25. 25'te mutabık. Ne yapıyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Okuyor musunuz? Ben boş boş bakınıyorum öyle İbrahim Bey. Boş boş bakınıyorsunuz. Aynen. Siz ne yapıyorsunuz? Dolu dolu mu bakınıyorsunuz? Efendim? Dolu dolu mu bakıyorsunuz? Evet, şimdi dolu bakıyorum. Önceden boş bakmışım. Hmm. İyi yaptınız. Yalnız İbrahim'in biliyorsunuz kısa süre öncesine kadar bir ilişkisi vardı. Birlikteliği vardı. Evet. Yeni sonlandırdı. Sizce atabilmiş midir kafasından İbrahim o kişiyi? Atmıştır, atmıştır, iyi yapmıştır, atmıştır o kızı kafasından. Niye, iyi kızdı ya? Yok yok. Niye, ne kötülüğünü gördünüz? Veya izlediğiniz kadar neyi biliyorsunuz da? O da bana kalsın İbrahim. O da bana kalsın İbrahim. O da bana kalsın İbrahim. Hiç evlendiniz mi Güldane Hanım? Çok. Efendim? Çok derken? Şaka yaptım efendim. Biraz esprikli bayanım da. Çok esprikli. Bu konuşma tarzı bana bir tanıdık geldi ama hadi hayırdır. İnşallah. Maşallah diyelim. Bayağı da sürprizlerle dolu. Evet. Esprikli. Çok esprikliyimdir. Hiç sevgiliniz oldu mu? Hayır. Aha. Hiç. Hiç daha. Bir muhallebiciye gitmişliğiniz yok mu? Hayır, su bile içmedim. Ne diyorsunuz? Evet. Çok mu utangaçsınız, çekingensiniz? Ya, güzelliğime kimse dayanamadı Zuhal abla. Ay canım. Tabii. Görebilseydik o güzelliğinizi biz de bir şeyler derdik ama. Hayır. Hayır mı? Hayır mı? Gören unutamıyor çünkü yüzümü. Aa, isteyenler olmuştur o zaman size. Evet ama ben kimseyi istemedim hiç. Peki, buraya niye geldiniz o zaman? Seni istedim. Kara ne? Kaşını, kara gözünü, burnunu, ağzını, dişlerini.
Çok istedim İbrahim dişlerini, ağzını, burnunu, kulaklarını. Direkt kafayı vereyim o zaman sizde kalsın. Ona kim tıkandıysa. Zuhal abla sen misin? Sen lazımsın bize. Su iç, mı iç, bir şey iç. Allah seni kopardın ben. Ay ben gidiyorum. Ay ben eve gidiyorum. Yapamayacağım. Yapamayacağım. İbrahim ne yaptın kadına sen böyle? Ya şimdi şunu söyleyeceğim. Birincisi sürprizlerle geldim dediniz. Doğru mu? Evet İbrahim. Önce İbrahim Bey'di, sonra İbrahim oldu. Biraz sonra konu çok konuşursan. Kız nereye kaçtın? Sihirli mi o şemsiye? Yok oldu kadın. Nereye gittin? Abi topak oldu orada. Büzüştü büzüştü bu kadar içine çekildi. Yok biraz önce hani konuşurken falan... Bey amca dedi ya abla. Biraz daha konuşursan İbrahim Bey amca diyeceğim sana. Ay Allah'ım yarabbim. Vallahi biraz ben esnek bayanım. Hani... O yüzden Zuhal abla. Efendim? Her yeri sığabiliyorum. Minyonsun. Evet. Anladığım kadarıyla biraz. Ufak evet. Tefek. Evet. Ufak tefek bir kız. Evet. Onun için koltukta böyle şu kadarcık yerde oturuyor. Şimdi sadece arkadaş... Evde de fazla yer kaplamaz. Her eve lazım ben Zuhal abla. Portatif katlanıyor, açılıyor. Şimdi arkadaş buraya sürprizlerle gelmiş ya abla. Ben de ona bir sürpriz yapmayayım. Paravanı açtırmayayım. Hı? Arkadaş kendi sürpriziyle kalsın. Güldane. Açtırmayacağım diyor paravanı. Hiç sıkıntı değil Zuhal abla. Kendi bilir ne yapayım. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Canlı yayın heyecanı gerek. Biz bu tamamlayamayacağız bugün bu karşı. Yok. Ben bittim. O kafayı şimdi... vereyim dedin komple beni bitirdin. Bir aklıma geliyor da. Benim de bir yerden. Hangi aklına? Değil, hangi aklına İbrahim olmayan aklına mı? Aa. Aa. Ne, nasıl? Yok bir şey yok bir şey. Siz diz mi? Diyor yumuşaya. Neden diyor yumuşaya? Konuşuyorum seninle. Niçin söylemiyorsun bana? Oo baby. Güldan Hanım benim yaş kriterlerimde... Çocuk... Şimdi 54... Bazı kız öyle çocuk... Ya aşkım ya. Yapıyormuşsun. Yapıyorlar ya. Abla 54, uyuyum. 32, çocuk 25, uyuyum. 5'e düştük. Çocuk ruhluyum diyor. İçindeki çocuk uyuyum. Ya gerçekten sürpriz doluymuş arkadaş. Ya çok merak ediyorum. Ben de. Açılsın da bir görelim ne kadar. Açılmasın bir yaş daha duyayım. Lütfen. Lütfen ya lütfen diyor. Lütfen. Açılmasın diyor. Peki o zaman ben şöyle söyleyeyim. Sayın Sanki Gülda... burada böyle paraşüte bindim de şemsiyem açılacakmış gibi duruyorum. Evet o şemsiye nasıl... Bana soracağınız bir şey var mı? Çok var, çok. Çok var. Sorun o zaman. Siz soyun. Siz soyun derken, yanlışlıkla siz sorun diyor. R'leri Y diye söylüyor kızımız. Siz soyun. Yok bebek oyun. Peki ben kendi konuşmamı yapayım o zaman. Diyekle bitti mi İbrahim Bey? Evet bitti. Neden? Bitti. Tek taraflı olduğu için bitti. Bence tek taraflı değildi ama. Şimdi çift taraflı olan bir ilişkide ben o dünkü tepkiyi ama verdiğimde... Ama çift taraflı değil karşılıklı desek. Tamam karşı...
Öyle diyelim, öyle diyelim. Yani daha karşılıklı olduğuna inansaydım, anladınız mı? Şimdi dün ben söylediğimde hani olmuyor artık, yoruldum tek şey olduğum için, anladın mı? Hani onun da direkt benim o söylediğim sorunun yani cevabına karşılık verdiği cevap bir İbrahim gider bir İbrahim gelir demesiydi. Anladınız mı? Ama siz de bıraktınız kızı İbrahim Bey. Ben mi bıraktım onu? Evet, istemiyorum sizi dediniz. İstemiyorum demedim, olmuyor dedim. Olmuyor dediniz, evet. Çok mu üzüldünüz siz bırakmasına Güldane Hanım? Yok, üzülmedim. Üzülseniz... O zaman niye bu soruyu soruyorsunuz? Merakımdan. Merakınızdan? Evet. O piti piti kaya mı hissettin? Anlaşıldı ya. Sürprizin, sürpriz anlaşıldı. Kızıl saçlı Güldane... Değişik. Değişik. Çocuk ruhlu. Sürprizlerle dolu. Yalnız o şarkıma da bir korku filmi vardı. Elm Sokağı'nda kabus. Freddy. Bil ki Freddy senin için geldi. Üç, dört. Kapını yiyor. Korkutma bizi Güldane. Mini mini bir kuş konmuştu. Benzeyime konmuştu. Nereye kondu? Bu bebek ben... Chucky'ye doğru gidiyor ya. Yani anlamadım. Korkuyorum. Ah, güldün mü sen? Gülemem mi ben? Yok, çok güzel gülüyor. Çok çıtır gülüyorsun böyle. Teşekkür edeyim. Açılsın artık bayaman. Bayaman açılsın. Açılsın mı? Evet. Yok abla, kararımı değiştirdim. Biraz önce ben istedim, o istemedi. Şimdi de ben paravanın açılmasını istemiyorum. Aa, neden? Çok çıkarcısın fakat İbrahim. Çok nereden, çıkarcısın. Ya nereden anladın? Nereden biliyorsun benim öyle bir çıkarcı olduğumu? Ne için çıkar yapacağım? Hiç alta kalmıyorsun. Ben de hiç sevmem alta kalmayı da, o yüzden. Neyse, bu kabus bitsin artık, Allah açalım da. Vallahi. Hadi açalım peki. Benim yapacak bir şey yok. Evet. Talip beklersin ha? Hangi yüzle o talip? Ha? Dilek! Ay saçın. Ay çok yakışmış saçın. Sen bu rengi dene. Yanlış anlama da yakışır. Çok küçüktüm bu saçı denediğimde. İstemiyorum. Çok boyuyorum onu. Akıyor. Ha, kızıl akar biraz, evet. Ama eski Türk filmlerindeki aktrislere benzemiş. Müjde Ara mı? Aa, evet. Hareketlere gel ya. Ne oldu, beğenemedin mi? 90 milyon beğendin, sen beğenmedin. Hiç 90 olduk değil mu ya? 150'ye doğru çıkacağım artık. Gidiyorsun. Evet Dilek, sürprizin nedenini söylersen. Evet. Biz de bilelim yani. Canım istedi çocuğum. Niye böyle bir şey yaptın? Ben Dilek'im abla, bilmiyor mu? Her an her şeyi yapabilirim. Vazgeçemiyor musun hala İbrahim'den? Etmedim. Ettiğimi de düşünmüyorum. Etmedi, etmedi. Kırıldın herhalde. Ne değişecek şimdi? Böyle sürprizle yumuşatacağımı düşündün? Yumuşadı herhalde. Yumuşacağım mı daha insanı? Böyle yapan... Konuş artık, bakma yüzüme öyle. Şey şeye bakar gibi. Geçti Polo'nun pazarı. Süreş... Süreş şeyinin iyi değil.
Bak. Yani ben, şey biliyor ben bilmiyorum. Nasıl Türk kızı Bolu olacağım? Bolu değil, Bor, Bor. Niğde'nin Bor ilçesi vardır. Ben bu açıklamayı yapmadan önce burada bundan bir ay önceydi herhalde. Tekrar aynı kelimeyi bir daha kullanmıştım da gene kullanayım. Hani ilişkiler arasında yanındayken, anladın mı? Değer kıymet bilinmez. Elindekinin kıymetini kaybedince daha iyi anlıyorlar diyorlar ya. Baktı Dilek olacak gibi değil. Gidecek, kaybedeceğini anladı. Şirinlikler yapıyor sana. Şu Dilek an çok Hanım. Şirin olmadın. Bir halka filmi tadı aldım ben sen. Dilek Hanım. Aman bir arı vızıldadı. Kim o? Yaşari'yi. Yaşari'yi. Buyur Yaşari. 15 dakika oldu geleli. Açıldın mı annem? Eyvah. Söyle efendim. Benden mi kıskandın onu da talip çıktın onu canım benim? 15 dakikada kim gibi kıskanır hayatım? Dilek dersin değil mi? Abla benim. Ama çek şunları gözünü ha. Yok çok gözümün önüne geliyor ya saçlarımızın. Tamam şurada iyi elleme hadi güzel. Heh. Evet yani şans mı istiyorsun İbrahim'de de sonucu mu çıkaralım anlamadık yani. Yeter abla artık dün o bela burada dünya hayat ben hastayım diyor ona hiçbir şey demedim. Tıkımı bile çıkartmadım. Dün buradan çıktık İbrahim beni aramadı bile. Tıkını bile çıkarmamış kız ya. Allah'tan ki çıkarmadım. Bile çıkarsaydım demek ki ne olacak? Allah'tan hiç sesi soluğu çıkmıyor. Allah'tan ki hiç konuşmam. Bir de konuşsam demek ki neler söyleyeceğim. Vallahi kendi bilir abla. Ben artık kimsenin üstüne düşemem. Evet. Ben kimsenin üstüne düşmedim. Kararımı açıklıyorum abla. Açıkla. Güldane'ye. Güldane Hanım, ayağınıza sağlık. Geldiğiniz için teşekkürler. Hiç ama sıkıntı kararım... değil. Gidelim ayağımı yıkarım. Sıkıntısı gider. Sen dedi bile. Dedi. Evet, şemsiye de direkt kapanması lazım. Önce oturacaksın, kendini dinleyeceksin. Diyeceksin ki ben bu zamana kadar ne yanlışlar yaptım, neler yaptım, elimdeki kuş niye uçtu? Sen şimdi neden Kadir İnanır gibi konuştun burada? Seviyor musun, sevmiyorum, kadar... seviyor musun, sevmiyorum. Hep anlamlı konuştum, anlamadın. Anlamsız konuştum, yine anlamadın. Bundan sonra hiç konuşmuyorum Dilek, anladın mı? Bazen susmak en büyük cevaptır diyorum ve susuyorum. Görüşürüz. E şimdi ben Perun'la burada mı kalacağım İbrahim? Yok göndereceğim ben seni arkaya. Merak etme. Üç şekerini atarsın çayını içersin tek başına. Dilek bu şekilde de olmadı. İki oldu Zuhal abla böyle yaptı. Üçüncüsünde ben yapmam. Evet. Ben de öyle bir dilekim yanlış anlama. Kız da şirinlik yaptı ama olmadı. Peki sen üzerine değiş. Şimdi sen ne dedi? İki... Duymuyorum seni kulaklarıma su kaçtı. O zaman ben sana şöyle söyleyeyim Dilek. Ben iki aydır çok çabalıyorum. Biraz da sen çabala. İki kere de pes edeceksen demek ki ilişkin gerçek değilmiş. He.